Selam gençler, AYT Fizik Kampımızın 10. gündeyiz, son günündeyiz arkadaşlar. Fiziğin teknolojik uygulamaları konusundayız. Özellikle Milli Eğitim kitabında bakın 12. sınıftaki arkadaşlarım bu kitabı eline aldıklarında bu konuyu incelediklerinde yaklaşık 50 sayfalık bir kısımla karşılaşacaklar. Ve son yıllarda gerçekten de değerlendirilen bir yerden bahsediyoruz. Biraz sözel bilgilerden oluşuyor. Fakat sınavda geleceğini düşündüğüm bir gün direkt olarak arkadaşlar. Bu yüzden buradaki bilgiler birazcık hani bazı şeyleri kafada tutamayabilirsiniz. Birkaç kez gerekirse seyredin. Birkaç kez notlarınızı tekrardan gözden geçirin. Ve bence çoğu konuya göre karşılığını kolay alacağınız bir konu. Yeter ki bu bilgileri kafaya yazalım. Hadi bakalım. Şimdi burada ilk olarak görüntüleme teknolojileri var. Ne var? İşte röntgen cihazı, MR cihazı, bunları bir tanımamız lazım. Örneğin röntgen cihazı. 1895 yılında William Röntgen, adamın ismi de zaten bu tarafından keşfedilmiştir. Radyoaktif tanı yöntemlerinden en eskisidir. Şimdi biliyorsunuz ki, örnek veriyorum, ayağınızda, işte kolunuzda bir arıza olduğu zaman ne yapılıyor? İlk daha başvurulan şey biliyorsunuz ki röntgenini çekmek arkadaşlar. Hikaye de bu. He, tabii bu arada hatırlatmak isterim. Hamilelerin mesela röntgen çektirmesi yasaktır ama ultrasona her hafta kombini almış gibi gidilir değil mi Mehmet? Sen taze bir, değil mi? Gel ne olursun gel habire geliyorsun değil mi zaten orada? He. Elektromanyetik dalgalardan X ışınlarının kullanılmasının nedeni bu ışınların dokulardan geçebilmesidir. Organik yapıların gözde görülmeyen yapılarının X ışınları kullanılarak fotoğrafik materyal ile görüntülenmesine de radyografi adını veriyoruz. İşte başka hikayeleri de var. Mesela bir eserin sahte olup olmadığını da anlamanın yollarından bir tanesidir. Özellikle de bu çok önemli bizim için. MR cihazı bakın. Baş harfleri manyetik rezonans anlamına geliyor arkadaşlar zaten. Aslında ipucu da manyetik alan. Zararlı radyoaktif maddelerin kullanılmadığı, bak radyoaktif tanı yöntemi değildir MR arkadaşlar. Ve nedir? MR cihazı yapısında bulunan güçlü mıknatıslar ve görüntüleme amaçlı radyo dalgaları kullanan, bak ne kullanıyor? Radyo dalgalarıyla görüntülemeyi amaç ediliyor. Diğeri de güçlü mıknatıs. İncelenecek bölgedeki hücrelere özellikle de bizim yapımızda neler var arkadaşlar? Hidrojen iyonları var biliyorsunuz. Hidrojen iyonları pozitiftir. Hani yüklü tanecikleri bir manyetik alan uygularsan ne yapar? Saparlar değil mi mesela? Etkilenirler bundan. İşte uyarılan atomlara gönderilen radyo dalganın bu hücreler tarafından geri yansıtılması ve yansımalarının da alıcılar tarafından yakalanıp görüntüye dönüştürülmesidir arkadaşlar MR'da. Yani kahramanımız da manyetik alanı gönderiyorsun ki bizim hücrelerimizde bulunan yüklü taneciklerden gelen sinyalleri, radyo sinyalleriyle yakalıyorsun ve olayı görüntüye dönüştürüyorsun. PET, pozitron emisyon tomografisi, bakın daha da gelişmiş bir teknoloji. Bu arada pozitronu nerede görmüştük arkadaşlar biz hatırlarsanız? Nerede gördük? Tabii ki elektronun karşıt parçacığıdır. Yani atom altı parçacıklardan aklınıza getirin PET. En gelişmiş nükleer görüntüleme teknolojisidir. Vücuda verilen pozitronların bakın ne yapılıyor? Enjekte ediliyor pozitronlar. Serbest elektronlarla çarpışıyorlar. Sonuç hani bak neydi? Artılarla eksiler çarpışınca birbirlerini çift yok olma gerçekleşiyor. Bu yok olma tepkimesiyle gama ışınlar ortaya çıkıyor. Bu ışınlar da alıcılar tarafından yakalanarak görüntüye dönüştürülüyor. İşte bakın atom altı parçacıkların günlük hayattaki kullanımlarından bir tanesi arkadaşlar. Çok çok önemli. Bilgisayarlı tomografi arkadaşlar. Bir BT diyoruz kısaca. X ışınları yardımıyla tanılama ve teşhis amaçlı kullanılan aslında bu da röntgenin biraz daha gelişmiş bir versiyonu. Ne yapıyor? BT kesitsel görüntü alınmasına imkan verdiği için röntgenin çözemediği yumuşak dokuları birbirinden ayırt edilmesini sağlar. Yani ne yapıyorsun? 3 boyutlu aslında. Ne yapıyorsun? Bir şeyin küp gibi düşün. Böyle de alıyorsun görüntüsünü. Kesitsel görüntüler alarak ve bunları üst üste koyarak o bölge hakkında farklı doku yoğunluğuna sahip bölgelerdeki farklı yansımalarıyla da görüntüyü elde ediliyor. Ultrason, US diyoruz arkadaşlar. Bakın ultrason yüksek frekanslı ses dalgalarıdır. O yüzden zaten zararsızdır. İnsan kulağı 20 Hz ile 20 bin Hz arası sesleri duyabilir. Ultrason 20 bin Hz'den yüksek frekanstaki ses dalgaları yayar. Tıpta, denizcilikte, madencilikte, savunma sanayinde kullanılabilir. Cihazdan gönderilen ses dalgalarının farklı yüzeylerden farklı yansımaları bakın. Örneğin işte anne karnındaki bebeğin ne yapıyor? Burnuna geliyor, kulağına geliyor, karnına geliyor. Farklı şekillerde yansıyor. Bu yansımaya da biliyorsunuz ki ne deniyor? Eko adı veriliyor arkadaşlar. Şimdi radar da buna benziyor ama burada bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Radar, radyo algılama ve ölçme anlamına gelen radio detection
and Ranging kelimelerinin ilk harflerinden elde edilmiş. Hava trafik kontrolünde, navigasyon, hava durumunda kullanılır. En önemli kısma geliyoruz. Şimdi radarın ses dalgası olduğunu zannediyor. Sen düşünsene buradan diyelim ki 1000 kilometre ötedeki uçağı görebiliyorsun değil mi? Git gel hemen gelmesi lazım. Işık hızıyla giden bir şey göndermen lazım. Ses gönderirsen, sesten hızlı gelen uçaklar var arkadaşlar. Uçak indi, senin daha dalga geri gelecek yani. Ona benziyor. O yüzden çok hızlı olan bir şey göndereceksin. Radarlarda mikrodalgalar kullanılır arkadaşlar. Hedefe gönderiliyor, geri yansıyor. Ve ne diyorsun? İşte bu arkadaş şu anda burada. Ve bu çok hızlı gerçekleşiyor. Sonar aslında ultrasonun denizcilik versiyonu arkadaşlar. Ses dalgalarının bir engele çarpıp geri yansımasından elde edilen bir teknoloji. Zaten bakın görüntüler de hafızanızda kalsın diye çok özenli seçildi arkadaşlar bakın. Sonar ne yapıyor? İşte denizaltıyı görmemizi, balıkları mesela balık avlayanlar açıyorlar sonar. O aşağıda balık var. Pişt, sal oltayı topla değil mi? Biz de atıyoruz öyle bekliyoruz 3 saat değil mi Mehmet? Bir sonarımız olsaydı böyle olmazdı işte yani. Termal kameralar. Sıcaklığı 0 Kelvin'in üzerinde bulunan tüm nesneler çevreye termal ışıma yapar. Tabii ki buradaki sorun ne? Gözle görülememesi işte arkadaşlar. İşte nesnelerin sıcaklığına göre yayınlanan ışımanın dalga boyu da farklı olur. Kim dedi bunu? Rahmetli Wien yasası değil mi? Neydi? Lambda çarpı T eşittir her zaman Wien yasasını veriyordu. İşte senden gelen ışımaların dalga boylarını ölçersem senin sıcaklığını tespit ederim ben. İlkesiyle çalışıyor. Bakın bunların hepsini anlattık size. Bu ışımalar elektromanyetik dalgalardan hangi bölgeye karşılık geliyor? Kızılötesi bakın. Termal kameralar kızılötesiyle çalışıyorlarmış. Bu dalga boylarını algılayarak farklı renkte görüntüler verir. Soğuk bölgeleri mavi, sıcak bölgelerse sarı şeklinde geliyor. Gece de gündüz de algılama yapılabilir. Hatta askeri teknolojide kullanılan bir şeydir. Evet. LCD teknolojisi. Bakın günlük hayatta artık çok fazla. Arabalarda bile hayalet gösterge diyoruz. İşte veya LCD televizyon sistemleri. Liquid Crystal Display anlamına geliyor arkadaşlar. Günümüzde televizyon, telefon, tablet, araba göstergesinde çok kullanılan bir şeydir. Buradaki teknolojinin yapısında ne önemli? Liquid kristal dediğimiz sıvı kristaller. Liquid sıvı demek zaten. Kristaller kullanılıyor. Sıcaklık değişimiyle sıvı kristallerin değişik renk tonları üretiyor. Örneğin bir buna mesela LCD bir televizyon değil mi? Buna LCD gofreti deniyor. Gofret böyle kat kat aynen 9 kat gibi böyle düşün böyle bunu. Ne yapılıyor? İşte bir ışık kaynağı var. Önüne polarize bir filtre ne yapıyor? Filtreleniyor işte. Elektrotlar konuluyor. Likit kristali buraya koyuyorsun. Elektrotlar var yine mesela renk filtresi. Meşhur renk filtresinde de kimler var? RGB filtre deniyor. Değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Gençler şimdi RGB'li oyunlar falan oynuyorlar ya işte. Tabii RGB ne arkadaşlar? Işığın 3 ana rengi. Kırmızı, yeşil, mavi ve bunlardan milyonlarca ton elde edebiliyoruz aslında. İşte sıvı kristaller polarize filtreler arasında elektrik alana maruz tutulur ve sıvı kristaller düzenli hale gelir ve net görüntü elde edilir. Avantajları ne? Hafif olmaları ve her açıdan net görüntü vermeleri işimize yarayan kısmıdır. Şimdi eski tüplü televizyonlara nazaran şimdiki televizyonları ne yapıyorsun? Çok kolay. Biz eskiden vardı bir tane 70 ekranlı televizyon. 2 kişi zor kaldırıyorduk. Taşınırken bile sakatlanacaktık var ya onun peşine. Plazma teknolojisi. Bak plazma neydi? Maddenin 4. hali. LCD'ler gibi RGB'den oluşan piksellerden ve bu her bir pikselde özel bir gaz. Örneğin burada ne vermiş? Neon gazı bulunan cam bölmelerden oluşuyor. Benzeyen bir şey. Bakın bunda da yine bu sefer aynı senaryoyu ne yapıyorsun bu sefer? Şöyle yapıyorsun bak. Senaryo gofret gene aynı. Ne yapıyorsun? İşte bunları da kullanıyorsun. İşte bu arada kullanacağın bir plazma katması. Yani orada likit kristal yerine burada bir plazma kısmını kullanıyorsun. Bu ışınlar RGB tabakasına çarparak görüntü oluşur ve net bir görüntü oluşturur. Tabii ki artık plazma teknolojisi bilmiyorum var mı artık Mehmet? Daha geride kaldı herhalde değil mi? Bizim milli eğitimde bu konuda kendini yenilemesi lazım. OLED'ler çıktı yani değil mi? Şimdi geldik yarı iletkenler teknolojisi. Çok önemli bir kavram. Şimdi elektrik iletkenliği bakımından biz biliyoruz ki iletkenler, yalıtkanlar arasında kalan maddelere yarı iletken adını veriyoruz gençler. Şimdi yarı iletken teknolojisi, sağlık, havacılık, elektronik çok önemli arkadaşlar. Şimdi yarı iletkenlerin özellikleri nedir desem bir. Şimdi etki edilmedikçe yalıtkanlar aslında arkadaşlar bu arkadaşlar.
Isı, ışık, manyetik etki uygulandığında geçici iletkenlik kazanırlar. Kristal yapıya, doğadan bulunmuş halleri kristal elde edilir. Saf kristal yapıda bulunurlar. Ancak yapay olarak da yapılabilir. Ve dikkat edin, siz kimyadan daha iyi bilirsiniz. Son yörüngelerinde 4 elektron var. Ve en bilinenleri de kimler gençler? Silisyum ve germanyum. En iyi bildiklerimiz arkadaşlar. Şimdi burada sorularda karşımıza gelecek. N tipi yarı iletken ve P tipi. Bakın. N tipi aslında negatif tip. Günlük hayata negative İngilizceden geliyor. Burası da ne? Positive, değil mi o zaman? Yani bizim günlük hayatımıza da uygun aslında bunlar. Şimdi germanyum ve silisyum ne oldu? Son yörüngede 4 elektron vardı, değil mi? Ne yapılıyor? Buna değerlik elektron sayısı 5 olan bir maddeyi katarsan 4 artı 5 9, 8'e tamamlamaya göre bir elektron boşta kaldı mı arkadaşlar? Negatifler bir tane fazlalaştı. Doğru mu o zaman? Yani negatif tip yarı iletken elde ediyoruz. Ve kim taşıyıcı, kim fazla var? Serbest elektronlar var arkadaşlar. Hareketi sağlayanlar bunlar da fazla olan o elektron. Peki P tipinde germanyum veya silisyuma alüminyum gibi değerlik elektron sayısı 3 olan madde katılırsa 4 artı 3 7. Ya bir tane eksik kaldı değil mi? 8'e tamamlamaya göre. Bir elektron fazla kaldı. Yani bu neyi diyoruz? Biz bunu şöyle anlatabiliriz. 8 tane 4, 5, 6, 7, 8. Bu doldu, 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 doldu. Bu arkadaş boş kaldı değil mi arkadaşlar? Yani işte biz bunlara pozitif tip diyoruz. Şimdi buraya da dikkat edin. Peki burada elektronları bağladım 7 tanesini. Bir tane boşluk kaldı. O zaman yük taşıyıcısı kim? Boşluklar. Bunlara da ne ad verilir? Hole diyor. Hol deniyor arkadaşlar. İşte bir elektron eksik kaldığı için artı bir değerlikte olan boşluklar yük taşıyıcı özellik. Yani P tipi. Şimdi P veya N'nin tek başına hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Ve bu konuda size bir tavsiyem var. Akımın yönü nereden nereye doğrudur diye sorsam çoğu arkadaş muhtemelen bana der ki artı kutuptan çıkıp eksi kutupa doğru. İşte ben burada şunu istiyorum sizden bu konuda unutmayın. Artıdan eksiye doğru da P'den N'ye olduğunu unutmayın. Yani pozitiften negatife. Bu konuda birazcık dilinizi artı eksi demeyin de pozitif negatif deyin birazcık. Şimdi diyot ne yapıyordu hatırlayın. Biz bunu alternatif akımda ben size tanıştırmıştım. Tek yönde aynı sadece bu yönde akım geçiren elemandı. Ne yaptık hatırlayın oradaki sorumuzda da. Alternatif akımı doğru akıma çevirmiştik değil mi? Şimdi diyot dediğiniz şey P ve N dediğimiz yarı iletkenlerin birleştirilmesiyle elde edilir. Bakın. İşte ne yapıyorum? Buraya bir P ve N'yi birleştirdim. Akımın yönü nereye doğru gençler? Ne dedim ben size? Pozitiften negatife. Aslında bu böyle akım geçirmek istiyor. Doğru mu? İşte bu yüzden bak nasıl gösteriyoruz? Böyle gösteriyoruz. Ya da işte böyle de gösterebilirler. Yani ne yapıyorsun? Bu yönde akım geçmesini sağlaması nedeni P'nin ve N'nin uyumundan kaynaklı. Eğer sen şimdi böyle bir akım geliyor değil mi? Sen getirip de PN'yi, N'yi buraya, P'yi buraya koyarsan bu ne diyor? Ben pozitiften negatif akım geçiririm. Ben böyle geçiririm diyor kardeşim diyor. O zaman ne oluyor? Bu akımın geçmesini engelliyor işte. Transistör. Bakın çok önemli bir eleman. Özellikle teknolojide çok önemli şu anda. 3 tane dikkat ederseniz buradaki 3 tane giriş çıkış diyoruz biz bunlara. Akım ya da gerilim yükseltme özelliğine. Bak görevleri bu. Akım ya da gerilim yükseltme özelliğine sahip. Bazen akımın geçip geçmemesini sağlayan anahtarlama görevi de yapabiliyor. Az enerji harcarlar. Bilgisayar teknolojisi çok önemlidir. İşte düşük en önemli özellikleri bu işte bakın. Düşük elektrik sinyallerini yükselterek daha güçlü hale getirir. Yani o andaki son noktalardaki dalgalanmalarda bize biraz yardım ediyor. LED günlük hayatta şu anda en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi. Diyotun ışık yayan versiyonu. Bak gösterim şekline dikkat ettiniz mi? Diyot çiziyorum ama dışarı doğru oklar göndermişim. Bu ne demek? Dışarı doğru ışık veriyorum diyotta. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren diyotlardır. Az enerji tüketirler. Uzun ömür. Şimdi ne diyorlar? 3 wattlık diyorlar mesela. Teknoloji çok ilerledi değil mi? Sağlamdırlar. Düşük maliyetlidirler. Hesap makinelerinde, aydınlatmalarda, kumanda sistemlerinin hepsinde şu anda kullanıyoruz arkadaşlar. Güneş pilleri bakın. Gösterim şekline dikkat edin. Bir gün bununla karşılaşabilirsiniz. Bakın güneş pilleri bildiğin üreteç çizmişler. Ama şöyle bir yuvarlağın içine çizmişler. Dikkat ettiniz mi? İşte bu güneş pili. Bak pil hikayesini biraz süslemişler yani aslında. Fotovoltaik, foto ışık yardımıyla volt elde eden piller yapısında bulunan yarı iletkenlerdeki güneş ışığını dikkat edin. Doğrudan bakın.
depo etmeden. Direkt ver coşkuyu. Alıyor hemen elektrik enerjisine çeviren bir düzenektir. Şimdi senaryosu nasıl çalışıyor? Bakın buradaki şekli de incelememiz lazım. Şimdi güneşten aslında bu neye benzeyecek? Biraz sonra anlayacaksınız. Fotoelektrik olaya benzeyecek. Bakın şimdi. Güneşten N tipi bir üst tabakaya gelen fotonlar enerjisi yasak enerji aralığından büyük. Yani eşik enerjisinden büyükse gelen ışığın enerjisi buradaki N tipindeki elektronları ne yapar arkadaşlar? Söker. Şu renkli demeyiz herhalde. Elektron buradan ne yaptı? Söküldü. Değil mi? Soğurulmayla birlikte N tipi üst tabakada deşik oluştu. Yani burada bir delik oluştu değil mi? Elektronu fırlattığın zaman. O zaman aşağıdan yukarı bunu gören nerede beleş oraya yerleş diyen elektron hop buraya gitmeye başladı değil mi arkadaşlar? İşte bir anda ne yaptı devrede? Şöyle bir elektron hareketi oldu değil mi arkadaşlar? Elektron hareketin ters yönüne akımın yönü denir. İşte elde ettiğimiz akım da bu şekilde oluşuyor. Yani üst yörüngeye de aslında çaktırmadan bir fotoelektrik olay gerçekleşiyor. Ve geldik yarı iletkenleri gördük. O zaman sırada süper iletkenler var. Bakın belli bir sıcaklık değerinde. Biz bunu arkadaşlar kritik sıcaklık diyeceğiz. Zaten burada da söylemişim. Elektrik akımına direnç göstermeyen maddelere süper iletken deniyor. Şimdi hiç direnç göstermeyen mükemmel iletiyor arkadaşlar. Hikayemiz bu. Süper iletkenlik bir iletkenin kritik sıcaklıkta. Yani süper iletkenliğe geçiş sıcaklığında ve kritik manyetik alan altında. Elektrik direncinin tamamen ortadan kalkma durumudur arkadaşlar. 1908 yılında Hollandalı fizikçi Onnes'in helyumu sıvılaştırmasıyla başladı. Sonra deneyi çeşitli maddelerle denedi ve mesela bazı maddeler değil, örnek vermişim. Normal şartlar altında iyi iletken olan demir, bakır gibi maddeler süper iletken özelliğine sahip değil. Dolayısıyla birçok süper iletkenin çoğu alaşım ya da bileşiktir. Mesela Onnes ne yapmış? Civanın direncine baktığı zaman bakın sıcaklığı tabii Kelvin cinsinde bakın normalde direnç değeri var bak. Ama öyle bir değere geliyorsun ki bir anda direnç sıfıra düştü arkadaşlar. Kaç derecede yaklaşık olarak? 4.2 Kelvin'de. Yani bu ne demek yaklaşık o? Eksi 269 dereceye karşı geliyor. İşte kritik sıcaklığa ulaştırabilirsen zaten en büyük sorunumuz da bizim şu anda bu. Örneğin bu ortamda çalışabilecek bir süper iletken yaparlarsa malı götürdüler yani Mehmet. Bulursan bana da haber et. Para saymaya ben gelirim. Makine olarak beni alabilirsin yanına. Tamam. Beraber sayarız. Yani baktım ya hakikaten bunu bulursan sıkıntı yaşayabilirsin. O paraları koyacak, taşıyacak adama ihtiyacın olabilir Mehmet. Tamam. Yani bizi de bırakmayabilirler gerçi de. Şimdi süper iletkenin iki temel özelliği var. Bir, kritik sıcaklıkta direncin sıfıra düşmesi. Süper iletkenin içine manyetik alan bile nüfuz edemiyor işte arkadaşlar. Bak hatta bu çok güzel bir görsellik vardı hatırlar mısınız? Meissner etkisi. Havada duran bir mıknatıs vardı hatırlarsanız böyle bir şeyin üzerine o havada duruyor. Meissner etkisi. Süper iletkenler levitasyon deniyor galiba. Süper iletkenler yakınlarında bulunan manyetik alanı dışlarlar. Yani ters kutuplanarak bak şimdi normalde manyetik alan böyle geliyor ya. Bu ne diyor? Gelme. Sana ters yönlü bir kuvvet uyguluyor işte. Ve bu bölgedeki manyetik alanı sıfırlıyor. Bu özelliğine Meissner etkisi deniyor. İşte o levitasyonla da yukarı çıkartabiliyoruz işte. Süper iletkenler günlük hayatımızda kullanılabiliyor mu? İşte MR cihazlarında. Maglev treni biliyorsunuz saatte 500 km hızla falan gidiyorlar. Parçacık hızlandırıcıları mesela şu andaki günlük hayattaki kullanım alanları gençler. Geldik nanoteknoloji. Nano nedir? Yunanca'dan türemiş bir kelime. Cüce demek. Anlamı da metrenin milyarda biridir arkadaşlar bakın. Ne demek yani metrenin milyarda biri 10 üzeri eksi 9 metreye biz bir nm diyoruz. Nanometre. İşte kuantum fiziğinden özellikle bizim belki de en çok kullandığımız kısımdır arkadaşlar. Bu bilime nano bilim diyoruz. Buradaki günlük hayat uygulamalarına nanoteknoloji diyoruz. En küçük maddelerin teknolojisi olarak da bilinebiliyor. Atomik boyutlarda yapılan incelemeler ve tepkimelerle çalışır. Bakın zaten atom boyutuna karşılık geliyor. Nano demek budur. He. Ve nano boyuta geldiğiniz zaman arkadaşlar farklı şeylerle karşılaşırsınız. Bakın. Mesela ne demiş? Nano boyutta maddelerin normal özelliklerinden çok farklı özelliklerle tanışabilirsiniz. Mesela neler vermişim örnek? Nano boyutta altının kırmızı olması. Değil mi?
Bakırın nano boyutta saydam olması mesela. Normalde saydam değil. Alüminyumun yanıcı olması. Bak, bunlar özel durumlar. Bunlara ne ad veriliyor? Duyabilirsiniz belki. Bunlar normal namuslu yollardan açıklanabilecek şeyler değil zaten bakın. Kuantum tünellemesi deniyor buna arkadaşlar. Tünellemesi. Böyle kuantum ilginçlik tünelleme işte. Peki mesela günlük hayatta nerede? Çok güzel bir örnek vermişim. Bak ne yapıyor işte nano robotlar artık gelmeye başlıyor mesela. Tıp alanında nano robotlarla hastalık tespiti. Mesela herhangi bir şekilde bir cihazın giremeyeceği yere çok minik boyutta işte ne var kameraları gönderebiliyorlar. Mesela askeri alanda da bunu kullanabilirsin tabii ki. Kendini temizleme özelliğine sahip duvar boyaları, kir tutmayan kumaşlar, suyu iten otomobil camları değil mi? Bak onların üzerine nano falan yazar ha otomobil camlarının üzerinde. Nano boyutta akıllı ilaçlar falan filan böyle örnekler verilebilir. Geldik lazer. Lazer arkadaşlar neymiş? Baş harflerinden bir şeyler yazıyor. L-A-S-E-R. Lazer. İşte biz lazer diyoruz da laser aslında. 1960 yılında Maiman tarafından üretilmiş. Şimdi bakın bu olayın hikayesi basit. Şimdi bir atom uyarıldığında, şimdi atom modellerini hatırlayalım. Atomu gelen bir fotonla uyardığında ne yapar? Buraya çıkar. Değil mi? Sonra da ne yapar? Bu hemen geri döner. 10 üzeri eksi 8 saniyede. Bunu her madde her gün alıp veriyor. Beni görme nedeniniz bu. Al ver, al ver. Tabii bu iş 10 üzeri eksi 8 saniyede gerçekleşiyor ki. Elektron hemen üst enerji seviyesine çıkartıyorsun. 10 üzeri eksi 8 saniyede de geri dönüyor. Aradaki fark kadar enerjiye bir sahibi foton yayın. Yani gelen ışığın enerjisini alıyorum. Size bir enerji olarak geri döndürüyorum ben bunu. Buna biz kendiliğinden emisyon diyoruz. Biz bir şey yapmıyoruz. Dışarıdan müdahale yapmıyoruz işte bunu. Ama uyarılmış atomlar fotonlarla bombardıman edilmeye devam ederse üst enerji seviyesindeki elektron sayısı temel seviyeden çok olur. Bak buna tersine birikim denir. Normalde bir maddede aşağıdaki temel sayısı fazladır. Bu normal hali, kendiliğinden olan şey. Ama sen hala bu işi devam ettirsen biz buna tersine birikim. Yani yukarıdaki adamların sayısı çoğalmaya başladı gördüğünüz gibi. Sen buraya bir uyarıcı foton gönderirsen bu diyor ki vay foton gidiyor ben bunu çok beğendim ben de bununla beraber gideceğim deyip kendisi bir anda aşağı iniyor. Örneğin ne yapıyor? Bir tane geliyor iki tane çıkıyor. Üç tane geliyor altı tane derken bu sayılar büyümeye başlıyor arkadaşlar bakın. Dolayısıyla ne o elde ediyoruz? İşte buna biz uyarılmış emisyon. Neden uyarılmış? Yukarıdakilerin sayısı fazla olduğu için burası uyarılmış bölge değil mi? Uyarılmış. İşte buna uyarılmış emisyon diyoruz arkadaşlar. Ve atomu ne yapıyor? Foton salmaya zorluyor. Oluşan bu ışınlar da işte lazer ışığı olarak. Lazerin mantığı uyarılmış emisyonla elde edilir. Günlük hayatta kullanıyoruz mu? Evet. Neymiş bazı özellikleri? Ne demiş? Uyarılmış emisyonla elde edilir. Dağılmadan uzun mesafe gider. Tek renklidir. Bunun anlamı da şudur. Aynı yönlü, aynı frekansı, aynı dalga boylu ışıklardır. Bulut, sis, yağmur gibi doğa olaylarından etkilenecektir tabii ki de. Evet geldik artık soru çözümlerine gençler. Biz bu işi bitirelim bakalım artık. Ne demiş bakalım. Şimdi anlatılan hikayelere dikkat etmeye çalışsın. Bir sürü bilgi verdik. Bir parçacıkla vay 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 vay. Antiparçacık uygun koşullarda bir araya gelirse birbirlerini yok eder. Buna ne ad veriliyordu ve ortaya enerji çıkar. Çift yok olma adı verilen bu olaylardan hareketle vücuda verilen pozitronların aslında ipucunu vermiş pozitron emisyon cihazı değil mi arkadaşlar aslında da dursun biraz anlatalım biraz havasını çıkartalım ya değil mi keyfini çıkartalım. Serbest elektronlarla çarpışması sonucu yayınlanan gama ışınlarını yakalayarak hastalıklı bölge hakkında bilgi verir. Kimsin sen? PET değil mi? Pozitron emisyon cihazı. Nereden geçiyorduk ya Mehmet? Unuttuk ha sayfaları bile. Ne demiş bakalım? Yukarıda verilen görüntüleme teknoloji aletlerinden hangileri aletten gönderilen dalgaların geri yansıması? Yani eko. Şimdi ultrason neydi? Anne karnındaki bebeğe gönderiyordun neyi? Ses dalgalarını oradan yansıyor. O zaman elde ediyoruz. Radar. Neye gönderiyorduk? Uçaklara veya cihazlara gönderiyordun. Ne gönderiyordun? Mikrodalgaları gönderiyorsun geri yansıyor. Yes. Termal kamera ne yapıyordu? Isı algılayıcıydı hatırlatırım. Termalden de aklınıza gelebilir. Sonar, ses dalgalarının gene bir uygulama ne yapıyordu? Balığa çarptı geri geldi değil mi mesela bu da? O zaman eko olanlar 1, 2 ve 4'te geri yansıma ilkesi var gençler. Ne demiş bakalım? Röntgen, elektromanyetik dalgalardan X ışınlarının kullanıldığı bir görüntüleme teknolojisi.
canlı hücreler uzun süre X ışınlarına maruz kalırsa bu durumda, yani röntgeni çok fazla çektirmeyin diyorlar ya. Peki X ışınlarının hangi niceliklerinin büyük olması, şimdi X ışınları elektromanyetik dalgalara gelirsek nasıldı arkadaşlar? Şimdi radyo dalgaları değil mi? Mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ışık, mor ötesi, X, gama. Bizim adamımız burada. Şimdi sağ tarafa doğru gittikçe ne oluyordu arkadaşlar? Enerji artıyordu. Frekans artıyordu. Dalga boyu azalıyordu. Unutmayacağınız bir şey var. Hepsinin sürati C. X ışınlarının hangi niceliği büyük olması? Hızı değil. Çünkü hepsinin hızı C. Ama enerjisinin büyük, dalga boyunun küçük olmasıdır. Dolayısıyla yüksek enerjili elektromanyetik dalgalara maruz kaldığımız için bu arıza çıkıyor. Ne demiş bakalım. Bak işte ne güzel. ÖSYM'nin son yıllardaki sevdiği soru tarzı bu. Şimdi ne diyor? Birçok alanda kullanılan diyot, transistör ve LED elektronik cihazlarının elektronik devrelerde kullanılma nedenlerinden bazıları karışık olarak aşağıda verilmiş. Şimdi kimsin sen demiş bunlar. Bir, akım ya da gerilimi yükselten adam. Kimsin sen? Tabii ki transistör değil mi arkadaşlar? Transistörlerin görevi buydu değil mi? Akımın bir yönde geçmesini sağlar. Diyot. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren uzun ömürlü düşük maliyetli kimsin sen? LED. Dolayısıyla transistör, diyot, LED. Aradığımız cevap Bursa. Bakın arkadaşlar çok zorlu sorular değil bunlar fark ettiyseniz. Organik ya da inorganik boyuttaki yapıların daha iyi anlaşılması için bu yapılara X ışınları, yani röntgen ışınları gönderilir. X ışınlarının yapıdaki elektronlar tarafından saçılması ilk olarak William Bragg denilen bir adam. Bragg bu işleri demişler. O yapmış değil mi? Bayramlı esprilere de dedim. Bragg bu işleri. X ışınları kristalografisi değil mi? Bak bu özel bir durum. Olarak bilinen, yani maddelerin kristal yapıları hakkında ipuçları veriyor. Ve böylece yani bir maddenin röntgenini çekiyorsun işte kabaca. Gama ışınları yerine X ışınlarının tercih edilmesinin nedeni nedir? Bir kere şunu hatırlayın. Neydi hatırlayın gene? Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ışık, mor, X, gama. Şimdi gama daha da burada. Yüksek enerji. O zaman bir kere hepsinin hızı neydi hatırlayın? C. Hızların gamalardan küçük olması değil. He. Dalga boyları, bakın şimdi niye X'i tercih ediyoruz arkadaşlar dediğiniz zaman şu var. Gama daha da yüksek enerjili. Daha da zarar verici. İncelenen numuneye zarar verir arkadaşlar. Ve dalga boyları küçük oldukları için bu tarafa doğru gidince giricilik özellikleri fazladır gamanın. O zaman giricilik özelliklerinin gama ışınlarına göre küçük olması, yani nüfuz etme özellikleri azdır arkadaşlar. Sen şimdi Mona Lisa'yı getirdiler sana, incele dediler bakalım şu orijinal mi değil mi? Senin yapman gereken şey ona X ışınlarını göndermen. Sen gidip ona gamayı bir verdin, Mona Lisa gitti. Dalga boylarının en büyük özelliği bu arada. X ışınlarının dalga boyları tam atomik boyutta olması. Zaten X ışınlarıyla bu kristalografiyi yapabilmeniz için karşınızdaki adamın da sizinle aynı boyutta olması lazım. Dolayısıyla bu olayın nedeni 2 ve 3'tür. Özellikle bu soru tipine dikkat edin arkadaşlar. X ile gamanın neden tercih edildiğini sorarlarsa aklınıza gelecek şey bu. Gamaların giricilikleri fazla, enerjileri fazla ve incelenen numuneye zarar verme özellikleri fazla. Ama X ışınlarının en büyük özelliği giriciliği daha az ve dalga boylarının atomik boyutta olması çok önemli bir şey. Evet, ne demiş? Aşağıda MR, radar ve BT'ye karışık bilgiler verilmiş. Hangileri doğru eşleştirmiş? Kesitsel görüntü alınmasına imkan verdiği için röntgenin çözemediği yumuşak dokuları kim çözüyordu? Bilgisayarlı tomografi değil mi? Kesitsel tomografi. Kaynak tarafından gönderilen mikrodalgaların, kimsin sen? Tabii ki ismini unuttum, radar. Kimi soruyorsun? İncelenecek bölgeye gönderilen güçlü manyetik alanlar, kimsin sen? MR, değil mi? Bak manyetik rezonans. E belli oldu, BT, radar, MR, Bursa. Lazer ışınlarının günlük hayattaki uygulamaları. Bak şimdi lazer nerede görüyoruz? İşte bakın, epilasyon cihazlarında kullanmasak da biliyoruz yani değil mi? İşte barkod okuyucular ne yapıyorlar? Tutuyor kırmızı ışık mesela. Ateş ölçer termometrelerde lazer kullanılmıyor arkadaşlar. Onlar nedir? Birer kızılötesi ışınları algılama özelliğine sahiptir ki oradan neydi? Ateş ölçerlerindeki yani termometreler kim ölçüyordu? Kızılötesi ışınları, termal kamera arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 2'de dikkat ederseniz yani her gördüğün ışıklı şeyde de lazer yok yani. Değil mi?
Evet, veda zamanına geldik Mehmet. Tadını çıkartalım. Süper iletken maddeler için demiş, ne demiş bakalım. Parçacık fiziğinin gelişmesinde önemli yer tutan parçacık hızlandırıcılarında diyor, doğru mu? Süper iletkenler nerede kullanılıyordu? Parçacık hızlandırıcılarında kullanılır. Elektronik devre ve cihazlarda ısınma problemi ya olsa keşke de hiç sorun yaşamasak, mükemmel iletecek işte. Sen şimdi bilgisayarları kullanıyorsun, deli gibi de soğutucu takıyorsun. Niye? Süper iletken yok içinde. Olsa keşke. Kritik sıcaklık değerinde elektronun iletkenin içinde dirençle karşılaşmama durumudur arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne ile bu işi bitiriyoruz. Evet gençler, böylece 10 günlük AYT fizik kampımızı bitirdik. Umarım sizler için de güzel bir çalışma olmuştur. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.